Efendim Akustik Anne'ye hoş geldiniz. Bugün e, kendi sanatçılarımızı konuk ediyoruz hem de Londra'da e, Arda Alper ve Melis bizimle birlikte hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasıl bir seyahat oluyor şu ana kadar sizin için? Çok güzel oluyor şu ana kadar. Ya çok keyifliyiz, çok gezdik, Fazla <laughs> çok yer gördük. <laughs> Fazla keyiften. <laughs> Çalışamadığımız oldu yani. Güzel. Gezmekten. <laughs> güzel. Yani her zaman da çalışmak mümkün değil bence. Doğru. İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli diye düşünüyorum. Doğru. Evet şimdi burada bir güzel bir programı e, oluşturmaya çalıştık. İki tane iki tane şarkınız var. Ve bu şarkılar aslında şu an bugün itibariyle çıkmış şarkılar da değiller. Evet. işin aslında ve önümüzdeki dönemde çıkacak şarkılar. Onların kapaklarıyla falan ilgileniyoruz an itibariyle. Neler hissediyorsunuz? Yeni şarkılar çıkartırken mesela size ne hissettiriyor? Nasıl bir modeli var? Arda sen de başlayalım. Abi yani e, benim hani hoşuma giden olay bu e, İngiltere seyahatinde hani bu şarkıyı değiştirmemiz şey e, çıkarttığımız şarkıyı biraz çıkartacağımız şarkı aslında biraz değiştirdik. Hani akustik olarak bambaşka bir hale aldı şarkı ve yani benim de çok hoşuma giden çok huzurlu bir versiyon oldu bence. E, yani çok güzel bir süreç oldu benim için aslında. E, cover olan parçayı da zaten hani çok uzun süredir senelerdir söylüyorum. Çok da söylemeyi sevdiğim bir şarkı. Neredeyse senin şarkın gibi bir şey. Gerçekten konuşmuşum. neredeyse benim şarkım gibi. Zaten abi şeyde ofiste seninle konuşurken sen bu senin şarkı senin mi diye sormuştun hatırlarsan. <laughs> evet. <laughs> evet. o kadar senin üstüne yapıştırmışım o <laughs> parçayı dolayısıyla yapacak bir şey yok. Melisa senin hisler nasıl? Benim hislerim, benim şarkım yani çok trap altyapılı bir şarkıydı. Burada yani ne yaptık ne ettik uyarladık ve hoşumuza da gitti yani bir şekilde. Yeni bir beste gibi oldu gerçekten bir noktada. Eee Sevdiğim bir şarkı yani şey bilmiyorum her yeni çıkan şarkı böyle besteledik, bestlediğim andan itibaren onu böyle paketliyorum kafamda bir kenara koyuyorum Release'e kadar ben aslında o şarkı çoktan yaşamış oluyorum <laughs> o geçen sırada kapaktı bilmem neydi ama tabii ki çıktıktan sonra insanların tepkileriyle yani tekrar bir hoşuma gidiyor o tepkiler. Ne güzel. tepkiler veriyor mesela sana? Güzel diyorlar mesela izafi de hmm. ilk defa köt kötü tepki değil de yani kötü tepki bile hoşuma gitti onu diyecektim aslında. Yani, Nasıl bir tepki aldım merak ettim. Şunu dedi bir tanımadığım insan işte özenti çok fazla var bu tarz yapan falan ki hiç alakası yok. <laughs> yani o kadar alternatif ne alternatif bir şarkı ki yani sol alt yapılı üstüne böyle çok alakasız flowlar falan. Bir de bizim bir WhatsApp grubumuz var böyle birkaç tane WhatsApp grubu var. İnsanlara yeni şarkıları gönderiyoruz oradan yorum yapıyorlar falan. Neyse. bir senin şarkını gönderdiğimizde şey dedi, e, detün gitarlar hiç güzel olmamış dedi. Hmm. Çok ilginç birinin böyle bir Cüneyt yorumda Cüneyt Yaman'ın haberi var mı bunun? Var <laughs> söyledik, söyledik ona da söyledik. Çok şaşırtıcı. Ama ya birinin hani detün gitarları gerçekten var onları duyup. Hani on purpose, evet on purpose yapılmış bir şey. Tabii evet. onların detüğün olması ama hani, o arkadaşımızın da dersi. Ya tamam ben zevk renk yani. Tabii canım yani her şeyin beğenene kadar beğenmeyen de olmak durumunda. Cüneyt abi ne yorum yaptı çok merak <laughs> ettim. Cüneyt bir yorum yapmadı galiba. Cüneyt Yamaner, prodüktörümüz bu arada. Herhalde duymasına, yani hani böyle bir şey duyduğuna sevindi o. Evet, çok garip. Diye. Gerçekten böyle hate bile insanın şey yapıyor yani. İnsanlar nasıl görüyor? O perception iyi geliyor yani. O farklı bir bakış açısı. İyi olmak zorunda değil yani. Ne bileyim zaten yaptığın işi ayrı tutuyorum kendimden. O yüzden sanırım çok da kişisel algılamayı hoşuma gidiyor yani. Yani eleştirilen bir şey var, evet. bir mantığı var tabii bence. Tabii. Herkesi geliştirmesi gereken şey aslında hani neyin içerisinde bulundun, daha önce ne yaptıydın ve seni nereye doğru götürebilir duyduğun şeyler. Bence oldukça önemli. Evet, güzel bir şeyler. sadece hani birini yermek için kullanılan şeyler var. O evet. iyi bir fikir değil yani. ...o biraz insanların kendi olmamışlığından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, onlardan neyse yani gelmedi bana. E siz oldukça genç insanlarsınız. Evet. evet, oldukça genç de insanlar olduğun için... ...özellikle vardı sen daha dünyaya yeni gelmiş sayıldığın <laughs> için. E şöyle bir sorum var. Nasıl bir... E şimdi sen gideceksin de tabii buradan. Okumaya başka bir ülkeye taşınıyorsun nihayetinde ama... E ...içinde bulunduğun şey genel olarak... Toplum genel olarak biraz böyle morali bozuk, bir şeyler yoluna gitmeyecekmiş, hissi ve tedirginliği, e, huzurun aksine olan şeyleri çok fazla olan bir e, toplum nihayetinde. Ve yani, sen de bir yandan da mutlaka hani, Türkçe'de olmayan nispeten daha çok çoğunlukla İngilizce sözlü şarkılar yazıyorsun. Melisa senin de İngilizce sözlü şarkıların bolca var bu arada. Biz seni son zamanlarda birazcık daha Türkçe yönlendirmeye çalışıyoruz nihayet durumda ama nasıl bu Onun ikisinin arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsın? Ya hani ya bence bilmiyorum birazcık böyle benim dinlediğim şeyler aslında çoğunlukla benim gideceğim okuldan mezun olan insanların işleri aslında hani e, ve onun dışında da onun hani, ya e, ya da benim yapmak isteyeceğim müzikleri yapan insanları dinliyorum ben kendimi dinlediğimde sadece e, o yüzden de yani e, ne dinliyorsam aslında ona yakın şeyler yapmaya çalışıyorum ve Türkçe'de hiç müzik yani Türkçe dinlediğim şarkıların çoğun da böyle e, Gerçekten moralimin düştüğünü hissediyorum. Ya da çoğu şarkıda böyle sözlerle bir şeyden bağdaşamıyorum. Vokallerde bir şeyden bağdaşamıyorum. Ama mesela Melisa'nın izafi mesela son uzun süredir gerçekten dinlediğim tek Türkçe şarkı falan olabilir hatta yani. <laughs> de dile dolanıyor. Evde zaten sürekli söylüyoruz. Evet ben çok seviyorum izafi yapacak bir şey. Nedense bazen böyle insanı işleyen şarkılar oluyor. O bana Kesinlikle. işlemiş şarkılar. Şarkı söylemeye başlayışım yani hayatımda 6 yaşımda falan İngilizce öğrenmek amaçlı. Babam böyle sevdiğimiz pop şarkıların ee, sözlerini çıkarıyordu. Ben eşlik ediyordum. Bir yandan İngilizce öğreniyordum. Bir yandan şarkı söylüyordum. Yani benim şarkı söylemekle İngilizce böyle tek vücutta buluşmuş bir durum yani. Ee, o yüzden yazdığımda da öyle oldu. Yazarken de İngilizce yazmak daha kolayıma geldi. Fonatik olarak da zaten daha kolay. Çok tekniğine girmeyeyim. Ama e, Türkçe mesela direkt translate ettiğinde bir şeyi direkt çevirdiğinde o melodiye sığmıyor. Ya da çok arabesk tınlıyor mesela. Olmadığın bir insan gibi tınlıyor falan. O gerçekten üzerinde e, çalışılması gereken bir durum yani. Arabesk yani yani mi yapıyorum bu, bu, dedirtiyor harbiden. Bu çok ufak bir tartışma konusu gibi bence. insanın kendi duygularını farklı bir dilde ana dili olmayan bir dilde ifade ediyor olması biraz kendine olan uzaklığını da belli eden bir şey gibi de hissediyorum bir taraf Biraz da öyle. Onu işte Üzerin, yani Türkçe şarkı yazarak... Mesela arabesk yazarak, duyguların olması neden seni utandırsın ki? Arabesk duygularım beni utandırmıyor. Sadece mesela... Sanki kendim, öyleymiş gibi sahnetti çünkü. Yok hayır, hayır, hayır. Arabesk tabii müziğimiz gayet hiç öyle bir, hayır, bir hayır, şey... Hayır hayır, ben arabesk. duygundan bahsedeceğim şu an. Müziği, müzik türü olarak arabeskten bahsediyorum. Hayır. E, kendim gibi gelmiyor. Yani olduğum insan benim kendi... E, kendimi tanıdığım kadarıyla hani öyle bir şey çıkmaz gibi geliyor. Cringe sound ediyor biraz bazı şeyler. E, onu kendime de güzel sandırtacak şekle çevirmek biraz zamanımı aldı yani ama bence oraya geldim. Anladım. Çok zor konu bu arada bu yani sabah kadar tartışılık. Evet evet Aa, evet. Çünkü ben yani hepinizin içinde bir şey o arabeski seven bir şey var. Var Olmama var tabii ki. Yok. Bu topraklarda yetişmiş insanlar var hepimizin içinde bir yerlerde bu topraklar dedim sonra an Londra'da konuştum bu <laughs> konuda ama yani ağladınız. Benim ne? Türkiye türkü ataklarım çoktur arada bir türkü patlatmayı seven insan ne yapıyorsun falan. Evde <laughs> bir anda haydi söyle gibi. Evet haydi söyle falan. Şey hani kendi yolculuk iç yolculuğunda bir parçası şimdi sen az evvel dedin ya. Bir tane şarkı çıkarttıktan sonra onunla olan ilişkiyi çoktan yaşamış oluyorum ve sonra tekrar çıktıktan sonra belki hani onunla ilgili yeniden düşünecek bir şey geri geliyor. Bu şey yani ortaya bir eser koyuyor olmak, bir ürün koyuyor olmak öyle veya böyle tamamı tek bir ana ait olmasa dahi yani birbirinden farklı anlardan oluşan bir karma bir şeyi bile ifade ediyor olsa insan hayatındaki bir dönemi ifade ediyor bence. Evet evet. Dolayısıyla bence şarkı söyleyebilen şarkı söyleyebilen değil de şarkı yazabilen ve kendi duygularını ortaya çıkarabilen insanlar oldukça asıl e, aslında cesur insanlar. Biliyorsunuz Akuskan'da yaptığımız bir anket var. Severek yaptığımız bir anket o. Anketi sırayla yapalım şimdi. Arda sen de başlayalım. En sevdiğin kelime? En sevdiğim kelime... Ee, siyah galiba. En sevmediğin kelime? Dur. En sevdiğin ses, neyin sesini en çok seviyorsun? En çok neyin sesini seviyorum? Ee, yani şey çok hoşuma gidiyor gerçekten crowd soundları çok hoşuma gidiyor. Kalabalık. En sevmediğin ses? en sevmediğim ses ee, pizzayı böyle şey pizzadan böyle kutudan çıkartırken pizzan böyle sürter pizza ya o hmm. çok kötü. Peki ilginç bir şey yapmış. Seni ne heyecanlandırır? Beni ne heyecanlandırır? Yani genel olarak aslında hayatımla ilgili olacak gelişmeler çok heyecanlandırıyor. Etrafımdaki insanların hayatıyla ilgili olacak gelişmeler heyecanlandırıyor. Seni ne kapatır? Kapatır derken mesela. Yani heyecanını yitirttirir. Ee, heyecanını heyecanımı ne yitirtir? çok hani bazen böyle şey kaldıramıyorum eleştiri bazen böyle kaldıramadığım böyle dönemlerim oluyor dönem dönem ama o dönemlerde kötü eleştiri. Eğer müsün olmayacak olsaydı ne olmak isterdin? Ya hazırlıktayken böyle 5 sene önce falan böyle avukat avukat falan olmak istiyordum da yani çok hayal. Peki ne olmak kesinlikle istemezdin? Ne olmak kesinlikle istemezdim. Şu anda avukat olmayı hiç istemezdim. En az isteyeceğim şey büyük ihtimalle şu anda avukat olmak. Peki eğer bir cennet varsa kapısına geldiğinde Tanrı sana ne desin istersin? Hmm. Oldu galiba. Yani başardım tarzı. <laughs> Güzel. Melisa başladık. <laughs> en sevdiğin kelime. Bonibon. <gülüyor> yum yum. <gülüyor> en sevdiğin kelime. Bakarız. En sevdiğin ses. Trompet, üflemeli çalgıların sesini çok seviyorum. Trompet, saksafon, trombon. Neyi sevmediğin sesi? Böyle gazlı kalem, böyle kağıda fış 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 diye bir ses yapar ya o beni mahvediyor işte. O ne ben yokum o noktada. Ne seni <laughs> heyecanlandırır? Ee, Birçok şey heyecanlandırır ya. Yani güzel programlar yapmak heyecanlandırır. Güzel bir şarkı yazmak heyecanlandırır. Altyapı yapıyorsam güzel bir demo yapmak heyecanlandırır güzel bir cümle gelince aklıma mesela şarkıda kullanabileceğim bu tip şeyler heyecanlandırır. Ya da mesela güzel bir yerde sahne alacaksam bu heyecanlandırır falan. Tam tersi ne kapatır? Birçok şey <laughs> aynı şekilde. mesela istemediğim bir yerde bulunuyorsam gitmek isterim yani ve gitmek istediğim herkes anlar hiç yani böyle saklayamıyorum o maske yok bende. Bütün böyle enerjim düşüyor ve herkes diyor ki sen ne oldu sana falan bir şey oluyor. Bu tip şeyler beni kapatır. İstemediğim bir şey zorunda kalmak. Ya da mesela e, sahne alacağım hazır değilim. Bu gibi şeyler yani. <laughs> Kameramız Gediz de oradan geliyor. <laughs> şu anda e, yaptığın mesela yapmıyorsan ne yapmak isterdin? E, yazarlık isterdim ya. Senarist olmak isterdim. Ne olmak istemezdin? 9-5, 9 6 8 6 None of that shit. Hepsine karşıyız. Nana <laughs> Peki, <gülüyor> bir CNET varsa kapısına geldiğinde tarzı sen neresini istersin? Oo, nerede kaldın falan gibi bir karşılama çok, çok tatlı olurdu yani. Çok iyi. Neredesin ya? Ben geç kaldım falan isterdim. <laughs> Basit bir mesajı var yani. İyi de oralar falan. <laughs> Yanlış geldin falan filan da gelebilir. Yanlış geldin. O kötü olabilir. Sonrası nereye gidiyor bilmiyor çünkü. <laughs> evet bu Londra seyahatimiz çok iyiydi inşallah. Kısa vadede bunun aynısını New York'taki versiyonunu gerçekleştireceğiz. İnşallah. Buradan ana yurdumuza selam verelim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bu bölümün şarkılarını da yine youtube.com slash takip edebilirsiniz. Bu İngiltere serisinde Pek çok e, güzel kayıt yaptık ve onların her birine bakmak, onların her birini yakından incelemek için bizi çeşitli hesaplarımızdan e, takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram ve e, YouTube tarafında daha tam durumdayız. Arada bir TikTok'a da bir şeyler yüklüyoruz. Görüşürüz.